أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد سنالار yüce Rabbimize salatu selamlar efendimiz önderimize olsun. Yüce Rabbim buraya kadar gelişimizden, burada ve ölünceye kadar yapacaklarımızdan razı ve hoşnut olsun. Rabbim doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyursun. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizde Muhammed Ali Es-Sabuni rahimehullah hocamızın Ravaiul Beyan isimli ahkam tefsirinden okumaya devam edeceğiz. Daha önce söylemiştik, ahkam tefsirlerimiz ya Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir eden, bütün ayetleri tefsir eden, ahkam ayetlerine ayrıca özel olarak yer veren tefsirler şeklinde olur. Kurtubi'nin El-Camii'li Ahkamül Kur'an'ı gibi ya da baştan başlayarak her ayetten çıkarılabilecek hükümlere dikkat çeken ve hemen hemen bütün ayetleri ahkam yönüyle, hüküm çıkarma yönüyle ele alan tefsirler şeklinde olur. Muhammed Ali Es-Sâis'in Ahkamül Kur'an'ı, Celaleddin Es-Suyuti'nin El-İklil fi İstinbat-ı Tenzil gibi eserlerini bu kategoride sayabiliriz. Üçüncü olarak da konular bazında ahkam ayetlerini ele alan, sadece konular ve o konularla ilgili olarak ayetleri, o ayetlerden çıkan hükümleri ele alan tefsirlerimiz vardır ahkam tefsiri olarak. Sabuni hocamızın tefsiri de bu gruptadır. İşte İmam Cessas'ın Ahkamül Kur'an'ı, Ebu Bekir İbnül Arabi'nin Ahkamül Kur'an'ı, ki El-Hirasi'nin ya da İmam Şafii'nin Ahkamül Kur'an'ları da bu şekilde sayılabilir. Sabuni'nin farklı bir yönü de hem mevzu merkezli olarak ayetleri ele alıyor, hem de mümkün mertebe musaf sırasına riayet ediyor. İşte bugünkü dersimizde olduğu gibi, daha önceki derslerde musaf sırasında öyle geldiği için işte sihir konusunu ele aldı. Musaf sırasında öyle geldiği için nesih konusunu ele aldı. Yine musaf sırasına göre kıblenin tahviliyle ilgili konuyu ele aldı. Bugün de yine musaf sırasına uyarak say konusunu ele alacak. İlerleyen yerlerde hac ve umre konusuna tekrar dönecek. Aslında hac ve umre konusu 11. konusu, 11. ünitesi ahkam tefsirinin. Ama biz bir birliktelik, bütünlük olsun diye hac ibadetinin de artık zamanı yaklaştığı için bugün sayla ilgili Es-sa'yu beyne safa vel merve ile ilgili ayetleri ve konuyu ele alacağız. Daha sonra da hac ve umre ile ilgili daha geniş bir şekilde hac ve umrenin ele alındığı konuyu inşallah iki hafta içerisinde bitirmeye çalışacağız. Şimdi say ile başlıyor. Halbuki hac ya da umre konusu söz konusu olunca önce işte temel rükün olarak İhramla başlaması, daha sonra işte tavaf ve sa'y ile devam etmesi gerekiyordu. Ama musaf sırasında sa'y ile ilgili ayetin önce gelmesi hasebiyle Sabuni de konusunu bu şekilde işlemiş, ele almış. Buradan biz şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim bir namaz hocası kitabı olmadığı gibi bir haç rehberi kitabı da değildir. Onun için haçla ilgili ayetler de, namazla ilgili ayetlerin de
farklı surelere dağıldığını görüyoruz. Dolayısıyla yani Kur'an bir namazı baştan sona vaktiyle, namaz öncesi şartlarıyla, namazın kılınış keyfiyeti şekliyle bir bütün olarak anlatmaz. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselama bırakır. Bunu İslam alimlerine, peygamber varislerine bırakır. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayat kitabı, hayat düsturu olarak temel ilkeler koyar ve bu meyanda da inne aleyna cemahu ve kur'ane sümme inne aleyna beyane buyurarak bir taraftan litübeyyine linnas Kur'an'ı beyan etme, açıklama görevini peygamberimize verir. Öteki taraftan da o Kur'an'ı okumak da, toplamak, muhafaza etmek de, o Kur'an'ı açıklamak da bize düşer. Şimdi açıklamak bize düşer diyen kim? Yüce Allah. Ama yine peygambere de açıklama vazifesini veren kim? Yüce Allah. O zaman buradan şunu da anlıyoruz ki, Kur'an'ın korunmuşluğu gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ı açıklayan sünnetinin de korunmuşluğu var. Yani onu da Cenab-ı Hak bir anlamda üzerine almış oluyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in lafzının korunması, işte Cenab-ı Hak karileri, hafızları, Kur'an ilmine hizmet edenleri nasıl devreye soktuğu gibi hadislerin sünneti nebevinin korunması için de yine başlangıçtan itibaren günümüze kadar ilim adamlarını, muhaddisleri, hadis ravilerini devreye sokmuştur. Onun için ayetler böyle dağınık gibi gelir. Halbuki bu Kur'an'ın kendine özgün üslubudur. Yani peygamber kıssalarında da biz bunu görürüz. İşte en fazla kıssası anlatılan Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasının bakarsınız Bakara'da birkaç kesit sunulur. Daha sonra Âl-i İmran'da bir başka kesit ile Hazreti Musa tekrar arz-ı endam eder. Maide'de bir başka yönüyle karşımıza çıkar. Taha'da daha uzun, tafsilatlı bir şekilde yine farklı kesitleriyle karşımıza çıkar. Diğer surelerde de işte Kasas suresinde ve benzeri surelerde bakarsınız. Tin suresi kısa bir suredir. Orada da Vetur-u Sinin diyerek ya da işte Nâziyât suresinde tekrar ve letâke hadîs-ü Musa diyerek Musa kıssasına işaret buyurur. İnsanların günlük yaşayabileceği hayata müdahildir Kur'an-ı Kerim. İnsanların yaşadıkları inişli çıkışlı olduğu için İnsanlardan sadır olan sorular farklı şekillerde olabileceği için, insanların yaşadıkları meseleler, sorunlar farklı olabileceği için Kur'an da tam nabza şerbet verircesine böyle farklı farklı kesitlerle, cümlelerle, hükümlerle insanlığa hitap eder. Dolayısıyla namazın mesela teşrih süreci Kur'an'da belli bir kronolojik sıraya göre anlatılmaz. Peygamber kıssaları hakeza öyle. Hac ibadetiyle ilgili de aynı şeyi görüyoruz. Zekat ibadetidir. İşte bir takım haramların belirlenmesi, yasakların tedrici olarak belirlenmesiyle ilgili bunu hep görüyoruz. Kur'an'ın bu anlatım tarzı bize var. Çok dikkatli olmamızı da gerektirir. Yani bu üniversite sınavında öğrencinin soruları çözerken küçük bir dikkatsizliği, sınav atmosferinden kopuvermesi nasıl ki pek çok kayba sebebiyet vereceği gibi Kur'an ayetleri okunurken de çok dikkatli bir şekilde bütün işte zaten okurken evuzu çekmenin anlamı da odur. Yalnız bir anlamda kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırken gönül dünyamıza ve beyin dünyamıza abdest aldırmaktır. Öbür taraftan maddi olarak yine temiz bir bedenle Kur'an okuyabilmek için abdestli olmak ya da temiz bir ortamda, nezih bir ortamda, sakin bir ortamda Kur'an okumak nasıl ki
Fiziki abdestse, abdest ise aynı şekilde o eûzü de Allah'ı yardıma çağırma ameliyesi de gönül dünyasının, düşünce dünyasının abdest alması gibi bir şeydir. Onun için ihlas ve samimiyetle eûzü billahi mineşşeytanirracim diyen ve kelamullah karşısında acziyetini bilerek, haddini bilerek Allah'ın kelamını okumaya, anlamaya çalışan kimse Allah'ın lütfuyla, yardımıyla kolay kolay kaymaz. Yoldan çıkmaz, sapmaz. Ama bunlar eksik olursa, fiziki abdest eksik olursa, gönül abdesti, beyin abdesti eksik olursa, Kur'an'la sapanlar dal ve mudil olarak Allah korusun karşımızda durabilirler. İşte bu meyanda bugün say konusunu işleyecek. Say ile ilgili hükümler zaten sınırlıdır. Yani bu ayet bağlamındaki hükümler sınırlıdır. Onlara dikkat çekecek hocamız. Önce her zaman olduğu gibi temel bazı kavramlara dikkatlerimizi çekiyor. Safa ve Merve kelimelerinin tahlilini yapıyor. Her ikisinin de taş anlamına gelen, işte Safa'nın çamur ve toprak karışmamış yayvan taş, Merve'nin de beyaz ve sert yayvan taş manasına geldiğini söylüyor. Ama kavram olarak da Safa ve Merve'nin Kabe-i Muazzama'nın hemen yanındaki iki tepenin adı olduğunu söylüyor. Ve Safa ile Merve'nin şairullah oluşuna vurgu yaparken şair kelimesi üzerinde duruyor hocamız. Şiar diyoruz, Türkçemizde var. Dinin alameti, göstergesi anlamında tazim edilmesi gereken, saygı duyulması gerekli olan göstergeler vardır ki mesela işte tavaf bir şiardır, say bir şiardır, haçla ilgili olarak makam-ı İbrahim bir şiardır, Hacer-i Esved bir şiardır, Zemzem bir şiardır, Arafat diğer menasiki hac yerleri birer şiardır. Öbür tarafta hacının sloganı telbiye bir şiardır, namazın sloganı ezan-ı Muhammedi bir şiardır. Daha pek çok şiarlar vardır. Hem göze hitap eden şiarlar, hem mana itibariyle dopdolu olan şiarlar. Yani burada da işte Kabe'nin etrafındaki tavaf gibi, Kabe işte 12 bin pare dağın taşlık bir arazinin içerisinde olan bir vadin gayri zi zer'in diye Kur'an'ın beyan buyurduğu ot ekin bitmemiş bir çorak arazide dört duvardan ibaret. Ama zahiruhu estarun ve ahcar ve batınuhu envarun ve esrar. Dışarıdan tamam taş ve örtüden ibaret gibi gözükür ama onun içine girdiğiniz zaman, batınına erdiğiniz zaman nurlar ve sırlarla dopdoludur. Safa ve Merve tepeleri de öyledir. Dışarıdan iki tepe, iki yükselti, iki küçük dağ gibi gözükür ama onun da tevhid tarihinde, İslam tarihinde ayrı bir yeri vardır. Hacer-i Esved için de bu böyledir. Diğer haccın menasiki için ya da o menasikin yerine geldiği mekanlar içinde durum böyledir. Bir makam İbrahim'in tarihi birçok manası karşılığı vardır. Orada kılınan namazın, oradaki duruşun da insana kazandıracağı pek çok şey vardır. Onun için şiar diyoruz, İslam'ın şiarı, dinin şiarı ve burada biz daha önce de gördük, işte Beytullah kelimesinde de biz bunu görüyoruz. Abdullah ya da İbadullah kelimesinde de biz bunu görüyoruz. Arzullah kelimesinde de eğer bir kelime doğrudan Allah'a izafe ediliyorsa bu o kelimenin şerefini ortaya koyar. Buradaki şiar gösterge ama yani bir insanı da diğerlerinden farklı kılan bir takım göstergeler vardır. İşte adamın boyu, adamın rengi, adamın işte kafa yapısı, yüzü, gözü vesaire. Ama bunlar kişinin göstergeleridir. Fakat bu bahsedilen herhangi bir kişinin değil, Allah'ın göstergeleri. Onun için Beytullah, bu Allah'ın evidir. Onun için Abdullah, bu Allah'ın kuludur. İbadullah, Allah'ın kullarıdır. Burada da şairullah ifadesi, yani o göstergelerin öyle laf olsun diye konulmuş göstergeler olmadığını anlatmak içindir. Allah'a
doğrudan isnat ediliyor ve bu anlamda hem o kelimelerin manalarını hem o şairden sayılan ezansa o sözlerin, telbiye ise o sözlerin, bir yerse, bir mekansa o yerlerin, bir zamansa o zamanların ne olduğunu, mahiyetini, keyfiyetini, neden diğerlerinden farklı kılındığını da düşünmek lazım ki o şairi kavrayabilelim. Burada hac ve umreden bahsedilecek. Hac, işte kastetme, yönelme anlamına geliyor. Ama işte hukukçularımız, fıkıhçılarımız onu ibadet niyetiyle yeryüzünün en eski kadim mabedi inne evvele beytin vuz'a lin-nas lellezî bekkete mübâreke ve huden lil-âlemin, yeryüzünün ilk en kadim beytül atîkını ibadet maksadıyla ziyaret etmek, hac zamanında yapılan ziyarete diyoruz ki üç temel rüknü var, hepimiz biliyoruz. İhramdır, tavaftır, vakfedir. Umre, umreye gelince umrede, umre kelimesinde de ziyaret manası var. Ömür, ömürlü olma, muammer olma manaları da yine aynı kökle alakalıdır. Umre de aslında umreye umre denilişinin bir sebebi hem o beyti hac zamanlarının dışında ziyaret etmedir. İhrama girip işte tavafıyla, sa'iyle, hem de hacda da o var, umrede de o vardır. Hasar gören kulluğun tamiri bu ibadetle mümkün olduğu için. Hasar gören kul, insan, beşer, kulluk neyle hasar görür? İşte nisyan ile, isyan ile, günahlar ile, Allah'a karşı yapılan densizliklerle, işte o hasar gören kulluğun tamiri için Yüce Allah'ın kullarına uzatılmış bir elidir. Kullarını temizlemek için, o düştükleri yanlışlardan, günahlardan arındırmak için Allah'ın kullarına, aslında bütün ibadetlerde bu var. Şimdi zekat deyip geçme, zekat zengini temizler, fakiri temizler, malı temizler. Zengini bencillikten, cimrilikten temizler. Malı şüphe ve şaibe karışmışsa ondan temizler. Yoksa göz göre göre haramdan temizlemez ha. Ondan temizler. Fakiri de kıskançlıktan, servet ve zengin düşmanı olmaktan, işte sabırsız, şekvacı olmaktan temizler. E ne kaldı? Zengin temizlendi, fakir temizlendi, ekonominin temeli mal temizlendi, İslam toplumu tertemiz oldu. Aslında kirlenen bütün bu unsurların temizlenmesi için yine Yüce Allah'ın kullarına sunduğu bir fırsattır zekat. Namaz da öyle. Kulluk yenilenmesi, tazelenmesi, huzurda durup huzur bulma, Rab'le sözleşmeyi akti, yenileme hadisesi, o da yine Allah'ın kullarına sunduğu bir fırsattır, bir imkandır, kurtuluş elidir ya da arınma fırsatıdır ya da peygambere de sunuluyor hocam, peygamber içinde, diğer kullar içinde yükselme miracıdır, asansörüdür, vesilesidir. Yani bütün insanların bu Allah'ın uzatılmış eline ya da bu Allah'ın kullarına sunduğu bu fırsatlara ihtiyacı var. Seviyesi, konumu ne olursa olsun, ki zaten abduhu ve rasulühtür Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Önce kuldur, sonra nebidir, peygamberdir. Onun için ubudiyet nübüvvetten öncedir. Daha faziletlidir. Peygamber ise hem gerçek manada abd ve üstüne üstelik nebi olduğu, peygamber olduğu için üstündür, faziletlidir. Onun için kulluk makamı son derece önemli. Bu yüzden kullara buyurulan bu yükümlülükleri bir yük olarak görmemeli. Bu Allah'ın ihtiyacı olduğu için değil. Zaten ya eyyühennâs entümül fukarâ ilallah. Siz insana, ey insanlar, siz
Allah'a muhtaçsınız. Allah'ın size bir ihtiyacı yok. Ne bizim namazımıza, ne bizim orucumuza, ne bizim haccımıza, zekatımıza ihtiyacı yok. Bizim onlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla o yükümlülükleri bir yük olarak görmemeli. Bizim manevi asansörlerimiz, bizi arındıran, bizi temizleyen, bizi Allah katında güzel insan kılan fırsatlar olarak düşünmeliyiz. İşte sahile ilgili ayeti kerime 158. ayet Bakara suresinin Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnne Safa vel Merve min şa'airillah. Safa ve Merve Allah'ın şiarlarından iki şiar. Femen haccel beyte ev ya'temera fela cunah aleyhi yattawafe bihima. Kim hac yapar ya da umre yaparsa bu ikisini tavaf etmesinde, bu ikisi arasında sa'y yapmasında bir sakınca yok. Fe innallaha şakirun alim. Allah bizden de şakirin zümresinden olmamızı ister. Kendisi de kendini bize şakir olarak tanımlar. Tıpkı tabe gibi. Fetubu ilallah diyen Allah bizden tevbe ister. Ama fetabe aleyh diyen de yine Allah. Allah tevbeleri kabul eder diyoruz. Çünkü kul için tabe farklı bir kelime, Allah için farklı bir kelime ama şurada birleşiyorlar. Kulun günahtan pişmanlık duyup yeniden Rabbine dönmesi tevbedir. Rabbin de günahı, isyanı, dengsizliği sebebiyle kulundan yüzünün rahmetini çevirip tevbe ile beraber tekrar ona nazar etmesi, rahmet nazarıyla bakması, Rabbin de kuluna dönmesi gibi düşünürsek kelime manası itibariyle ama kul için tevbe, Allah'a dönüş, günahından pişmanlık duyuş ama Allah için tevbe, kulunun tevbesini kabul ediş. Ama her ikisinde de bir dönüş var, dönüş manası var. Tıpkı bunun gibi şakir kelimesi de hem kul için kullanılmış hem Allah için kullanılmış. Zaten yüce Rabbimiz kim şükrederse fe innema yeşkuru li nefsih buyurur. Yani kendisine şükretmiş olur. Şimdi bazen böyle çok yüzeysel sığ yaklaşımlarla işte Allah'tan başkasına şükredilmez filan. Halbuki enişkuru li ve li valideyk buyuran da Allah. Bana şükret. Ana babana da şükret. Aynı ifadeyle, aynı kelimeyle Cenab-ı Hak bunu buyurmuş. Elbette bunun mahiyeti farklıdır. Allah'a şükür başka bir şeydir. Ana babaya ya da bir insana teşekkür başka bir şeydir. Ama yani Allah'tan başkasına şükredilmez, teşekkür edilmez ifadesi de yanlış bir ifadedir. Yüzeysel bir ifadedir. Yani burada şirkle filan ya da o kişiyi Allah makamına koymayla filan bir alakası yok. Onun yeri ayrıdır, onun yeri ayrıdır. Burada da Yüce Rabbimizin kendisini şakir, yani şükreden kullarına karşılık veren. Çünkü karşılık önemlidir. Nimeti ya da bir ikram alıyorsunuz, karşılığında teşekkür ederim diyorsunuz. Karşılık veriyorsunuz. Ama Allah'ın şakir oluşu kullarınkine benzemez. Kullar işte sınırlı bir karşılık verebilir size. Yani sizin yaptığınıza biraz fazla bile verse belli bir limiti vardır. Ama Allah'ınki 1'e en az 2 verir. Bu 7'ye çıkar, 700'e çıkar. Allah katmerler artırır da artırır. Neye göre? Kulun ihlas, samimiyet ve içtenliğine göre. Aynı namazı kılarsınız bir cemaat içerisinde ama aynı puanı almazsınız. Kim ne kadar kendini vermişse o namaza, o kadar alır sevabını. Bunun için Allah'ın şakir oluşu, o şükredenlere karşılık verişi, kulun duruşuna göre, durumuna göre, ihlas ve samimiyetine göre değişir. Bu yüzden de şakirun, şimdi esma ve sıfatların marife gelmesinin de başka vurgusu, manası, hikmeti vardır. Nekre gelmesinin de vurgusu, hikmeti, manası vardır. Yani El-Alim ya da Eş-Şekur dediğiniz zaman ona özgün bir bilme ya da ona özgün bir karşılık verme sıfatını söylemiş olursunuz. Ama Alim'ün Hakim nekre ya da işte Şakir'ün Alim nekre, bakın ikisi de nekre. Buradaki nekre gelişi de
tefhim içindir. Yani Allah'ın karşılık vermesinin sınırları belirsiz. O belirliyor. Neye göre belirliyor? Bana göre, sana göre belirliyor. Yani benim ve senin duruşuna göre belirliyor. Allah'ın alim oluşu da öyle. Yani sonsuz ve sınırsızlığı bildirir. Onun için tekrar söylüyorum, isim ve sıfatların, esmanın, sıfatların nekre gelişinin ayrı bir hikmeti vardır. Marife gelişinin ayrı bir hikmeti ve manası vardır. Yerine göre marife ise orada durup düşüneceğiz. O vurguyu anlamaya çalışacağız. Nekre ise de burada da işte şakirun ve alim kelime. Şimdi alim karanlığı da bilir, aydınlığı da. Zahiri de bilir, batını da. Şehadeyi de bilir, gaybı da bilir. Yani Allâmül Guyub'dur o. Yani hiç kimsenin bilmediğini de bilir. Hiç kimsenin olmadığı yerdeki olanları da bilir. Onun için sonsuz ve sınırsız. Ciğerimizi bilir, özümüzü bilir, niyetimizi bilir, bilir de bilir. Aynı şey Şakirun için de geçerlidir. Şimdi önce icmali manalar üzerinde Sabuni bazı hususlara dikkat çekiyor. Şöyle bir iki hususa ben de burada dikkatlerinizi arz edeyim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın işte Hazreti Adem ya da melekler tarafından yapılan Kabe'yi işte Nuh tufanıyla mı başka bir vesileyle mi temelleri kalmış ama yıkılmış, kaybolmuş. İşte temelleri üzere yeniden yapıp ve yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyt ve İsmail temelleri üzere Kabe'yi, o beyti yeniden yükselttikleri zaman demişlerdi ki ey Rabbimiz bunu bizden kabul buyur. Ardından da o hac ibadetinin nasıl yapılacağını bize göster Allah'ım diye dua etmişlerdi. Cenab-ı Hak da böyle bazı ana noktalara dikkat çekerek o hac ibadetinin nasıl yapılacağını bize bu ve benzeri ayetlerde tarif ediyor. Yani haçla ilgili ayetler İbrahim'in ve erina menasikena haccın nasıl yapılacağını göster Allah'ım bize duasının karşılığıdır. Burada da Safa Merve arasındaki sayın anlatılışı bu duanın karşılığı olarak karşımızda duruyor. Tabii sayın yapılışında tavafta olduğu gibi pek çok ama pek çok hikmetler vardır. Şu kadarını söyleyeyim. Say, Türkçemize de kullanıyoruz. Sayu gayret, koşturma demektir. Ama bu aceleden farklı bir koşturmadır. Çünkü acele panik ortamında hesapsız, kitapsız ne yapacağını, nereye varacağını hesap etmeden yapılan bir harekettir acele. Onun için el acele mine şeytandır. Ama Kur'an-ı Kerim vesari'u der, fes'av ila zikrillah der, festebikul hayrat der, sabiku der, ila mağfiratin min rabbiküm gibi. Yani say etme ya da işte veca'e min aksal medineti racul der, veca'e racülüm min aksal medine der, koşturan adamlara dikkatlerimizi çeker. Dolayısıyla sayde böyle bir incelik var, hikmet var. Şimdi tarihi var bunun. Tarihini hemen bir hatırlayalım. Cenab-ı Hakk'ın emriyle, izniyle, ayrıntılar çok da lazım değil. Bize bir şey kazandırmaz. Hacer'le Sara anamız arasında bir şeyler mi oldu? Ama Allah öyle uygun gördü. Kucağındaki çocuğuyla Hazreti Hacer'i, Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emri ve izniyle alır El-Halil kentinden, Filistin diyarından getirir bivadin gayri di zer'in, demin söylemiş olduğum Mekke'ye. Mekke'de ne bir insan var, ne bir kimse var. Canlılık emmaresi bile yok. İşte o Kabe'nin İsmail büyüyünce temelleri üzere yükseltecekleri yerin olduğu yere Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail kucağında çocuk olduğu, bebek olduğu halde bırakır. Hazreti Hacer anamızın giderken İbrahim bizi buralara nereye bırakıyorsun, niye bırakıyorsun? Sonra İbrahim'den ses gelmeyince aleyhisselam bizi buraya bırakmanı Rabbin mi emretti? Bu çok önemlidir yani bir teslimiyet annesinin sözü. Eğer Hacer bilmez misin ben Rabbin emri izni olmadan bir şey yapmam. O zaman var git yoluna. Bir
kadının teslimiyeti, önce Rabbine teslimiyeti, kocasına teslimiyeti, olanlara teslimiyeti. Rabbin buyurduysa onun hikmetinden sual olunmaz. Allah bize yeter. Şimdi Hazreti İbrahim tabii ki onları oraya bıraktı. Yanlarında su vardı, yanlarında yiyecek vardı ama sınırlı bir yere kadar. Hacer anne o eşyalar, ihtiyaçlarını görecekleri eşyalar tükenmeye doğru aranmaya başladı. Çareler arayan bir kadın. Ne yaptı? Dedi ki, yani şu tepeye bir çıkayım, orada Safa Tepesi, taşlık bir yer. Şuraya çıkayım da etrafa şöyle bir bakayım. Bir kuş konuyor mu? Bir su emmaresi var mı? Bir yeşillik var mı? Çıktı Safa'ya. Tabii çocuğunu da ortaya bir yere bıraktı. Ama gözü hep o çocuğundaydı. Bugün de Safa'ya çıkanların gözü hep Kabe'de olur. Tabii o binalardan kapandığı kapanıyor falan ama fırsat buldukça Safa'ya çıkınca yine o tarafa dönüyoruz. Hep Hacer Ana irtibatı dikkat ediniz. Sonra etrafa baktı, bir şey göremedi. Dedi ki bir de şu karşı tepeye gideyim. Epey bir mesafe var, sahi biliyorsunuz. İndi, tabii vadiye inince çocuğunu göremez oldu. Onun için o indiği çukur yerden biraz koşturarak kadın başına Merve'ye doğru tırmandı. Merve'ye çıktı, etrafa şöyle bir baktı. Yine bir şey göremedi. Aslında bitmişti, keşif bitmişti ama bitmedi. Hacer Ana'nın azim kararlılığı bitmedi. Allah her şeye kadir. Biz koşturmakla yükümlüyüz. İndi tekrar Safa'ya. Yine etrafa bakıyor, çocuğuna bakıyor. Vadiye inince koşturuyor o yeşil direklerin bugün arasında. Merve'ye çıkıyor, yine etrafa bakıyor. Tekrar koşturuyor aynı şekilde Safa'da. Merve'de tekrar Safa'ya geliyor. Yedinci kerede tekrar Merve'ye çıkınca artık tam ümitlerin bittiği bir anda. Çünkü bir şey görememiş, aradığı bir şeyi görememiş. Bittim dediği anda yettim diyen İsmail'in sesi. Ve İsmail Aleyhisselam'ın çocuğun ağlamasıyla artık Merve'den o İsmail'in bulunduğu yere, ki oraya daha sonra Kabe yapılacak, Kabe'nin olduğu yere koşarak gelmesi ve orada çocuğunun ayağının altında zemzem bulmaz. Bu hadiseyi biliyorsun. Şimdi bir kadının teslimiyeti dedik. Allah'a teslimiyeti, kocasına teslimiyeti. Bir kadının koşturmacası, bir kadının asla ümitsizliğe yese düşmemesi. Ama bu koşturmaca çıkış noktası, varış noktası belli bir hedef doğrultusunda olmalıdır. Hedeften sapmadan, şimdi kazanmak için her yol mübah. Kâr etmek için müşteriyi aldatmak, hileli mal satmak, işte helal haram ibadetlerin aksatıldığı işlerde çalışmak vesaire vesaire. Bunlar aslında o say koşturmacası, bu gibi düşünen Müslümanlara ya da sapan, yanlış yapan Müslümanlara bir derstir, bir uyarıdır. Hedeften sapmayacaksın. Safa'dan Merve, bu çizgiyi Allah çiziyor. Yüce Rabbimiz pek çok ayetinde nasıl çalışacağımızı, nasıl kazanacağımızı, kazandığımızı, ne yapacağımızı, nasıl harcayacağımızı, bunların hep ayetleri var Kur'an-ı Azimüşşan'da. O çizgiler, o belirlenen esaslar, yasalar işte Safa ve Merve tepeleri mesabesindedir. O çizgilerde koşturacaksın. Harama sapamazsın, yanlış yapamazsın. O rotadan sapmadan, çizgiden çıkmadan koşturma vardır. Başka? Yedi, ilginç bir rakamdır. Tavafta da yedi var, haftada da yedi gün var. Kesintisiz bir koşturmanın adıdır. Azim ve kararlılıkla bir koşturmacanın adıdır. Hacer Ana'nın koşturmasında hedef neydi? Su ya da su emmaresi bulmaktı. Ama Hacer Ana koşturdu. Suyu ne Safa'da buldu, ne Merve'de, ne de Safa ile Merve arasındaki vadide buldu. Suyu nerede buldu? Allah'ın dilediği yerde buldu. Onun için plan programını elbette yapacak Müslüman koştururken, ama Razzak'ı unutmayacak. Rızkı veren
Ne zaman vereceğine, nasıl vereceğine, nerede vereceğine o karar verecektir. Ona teslimiyet son derece önemlidir. Ne kadar, ne zaman, nerede, nasıl vereceğini Allah belirliyor. İşte Mehmet Akif'in Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ram ol, hikmetine diye meşhur olmuş ama doğrusu bir makalede tavsiye edildi bu. Hikmete ram olmaktan hükmüne ram ol. Allah'ın hükmüne teslim ol. İşte o helal haram çizgilerine teslim ol manasına. Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Aslında hac ve umredeki say günlük hayattaki koşturmacanın bir antrenmanıdır, bir tatbikatıdır. Ve siz o sayı hayatınıza uyarlarsanız işte Kur'an ve sünnet ışığında bir koşturmacanın içerisinde olursunuz. Ve burada bir kadının koşturmacası da yine önemli. Hani hep tartışılır. Kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı? Şimdi bir kere kriterleri düzeltmemiz gerekiyor. Bir akademik bir toplantıda bayan hoca hanımlar da var. Bana dediler ki eşiniz çalışıyor mu? Çalışıyor dedim. Nerede çalışıyor, ne iş yapıyor dediler. Evde çalışıyor dedim. Gülmeye başladılar. Niye gülüyorsunuz dedim. E hocam işte yani çalışıyor olmak için bir takım kriterler var. Nedir o kriterler dedim. İşte sosyal güvence. Tamam benim sosyal güvencem neyse. Hanımın da var dedim sosyal güvencesi. Mesele oysa. Ama işte belli bir maaş falan filan. O zaman dedim Anadolu'da, çiftte, çubukta, tarlada, bağda, bahçede çalışan bir sürü kadın var. Onlar çalışmıyor mu? O sırada da benim bir idari görevim de var. Vallahi dedim benim 3 tane bayan memurum var diğer memurların yanında. Bakıyorum bizim hanım bir başına o 3 memureden daha fazla iş yapıyor. Şimdi çalışan derken yani illa bir işte çalışma değil. O zaman emekliler çalışmıyorlar, yan gelip yatıyorlar demektir. Böyle bir sonuç çıkar mı? Ya da belli bir işe başlayıncaya kadar diyelim ki öğrenciler çalışmıyorlar diyeceğiz o zaman. Böyle bir şey yok. Tabii burada çalışma kadın sosyal hayatın içerisindedir. Ama ne dedim? Bu erkek için de geçerlidir. Ben bir yerde dedim ki tesettür sadece kadınlara değil erkeklere de farzdır. Şöyle bir baktılar şimdi. Tesettür deyince hemen hanımlar akla geliyor. Hayır, erkekler için de setru avret, tesettür. Sınırlarda ufak tefek değişiklik var. Hepsi bu. Çalışma da böyle. Kadın erkek hepimiz bu hayatın içerisindeyiz. Ama erkeklerde de Safa Merve sınırları vardır. Erkek de o sınırları aşamaz, çıkamaz. Ya kadın da bu sınırlarda kalmak kaydıyla işte Hazreti Hatice anamız international taciredir. Yani peygamberimizin davanın finans kaynaklarının başında gelir. Başka İslam tarihinde sosyal hayatın içerisinde meşru zeminde iş yapan hanımlar da vardır. Fıkıh kitapları kadının da zekat mükellefi olduğu zaman o mali yükümlülüklerini kendisinin bizatihi yapması gerekli olduğunu anlatır durur. Şimdi bir başka husus burada. Beni çarpan taraf da bu. Bir kadının, o kadına siz siyah bir kadın da diyebilirsiniz, işte kölelikten gelme bir kadın da diyebilirsiniz, Hazreti Hacer Ana için söylüyorum. Bir kadının o dağ başındaki koşturmacası, İslam'ın en temel hükümlerinden bir ibadetin bir rüknü olmuş, bir parçası olmuş. Bu ne muhteşem bir şey. Kadına kim bu kadar değer verebilir? Bir kadının koşturmacası, İşte hac ibadetinde say, umre ibadetinde say, bu ibadetin temel bir rüknü olmuştur, bir temeli olmuştur. Bu muhteşem bir şey. Onun için sayde biz hem günlük hayattaki sayın antrenmanını yaparız, hem de Hacer anamızı saygıyla anarız ve onun o kulluk duruşu, kulluk koşturmacası bize pek çok şeyler söyler. Ve bu noktada rızık konusunda Allah'a teslim olma, biz bize düşeni yaptıktan sonra sonuçları ona bırakma ki ettevfik muvafakatu tedbiril abdi ila takdiril rabbi, kulun tedbiriyle Rabbin takdirinin kesiştiği noktadır.
kazanç da başarı da oradadır. İşte Hacer'in anamızın koşturmacası, yüce Allah'ın o zemzemi orada fışkırtması. Burada yine hocamız bazı nüktelere dikkat çeker. Daha önce işte İbrahim'i din diyoruz ki Hazreti Adem'in dini, yani bu İbrahim'i din ifadesi de iyi dikkatli kullanmak lazım. İnned dine indallahil İslam ve men yebteg gayral İslami dinen felen yukbele min. Dolayısıyla biz peygamberler baba bir kardeşleriz. Hepimizin dini birdir. Aslında Adem'in dinidir aleyhisselam, Nuh'un dinidir aleyhisselam, İbrahim'in dinidir aleyhisselam, Musa'nın, İsa'nın ve Muhammed aleyhisselamın hepsinin dini. Allah bir, din de birdir. İşte bu anlamda Hazreti İbrahim'in, tabii İbrahim aleyhisselamın Nuh aleyhisselam nasıl ki zürriyete men hamelna ma'a Nuh olduğu gibi, Hazreti Adem aleyhisselam insanlığın atası, Nuh aleyhisselam tufandan sonra ikinci ata sayıldığı gibi, İbrahim aleyhisselam da pek çok peygamberin atası sayıldığı için öne çıkıyor. Onun için tevhid dinini yaşatmak için tavaf, say ibadetleri ve bu ibadetlerin yapıldığı hac ve umre ibadeti. Münasebet ilmi açısından bakıldığı zaman da kıblenin tahviliyle ilgili ayetten sonra kıble Kabe'ye çevrilince Kabe'nin yanındaki Safa ve Merve'deki saydan bahsetmek de tam oraya yeri geldi, oturmuş oldu. Tabii ayet-i kerimede Safa ile Merve tepeleri arasında say yapmanızda bir sakınca yoktur ifadesi. Bu da yine biraz sonra da gelecek alimlerin açıklamaları, çıkaracaklar hükümlerle alakalı. Sanki yapsak da olur, yapmasak da olur şeklinde bir mubahlık da bildiriyor ifade. Ama bu sahabenin de dikkatini çekmiş. Halbuki sebebi nüzul bu problemleri, işgali kaldırıyor, çözüyor. Şöyle, cahiliye döneminde İbrahim aleyhisselam döneminden kalma hac devam ediyor ama bir takım yerlerle oynanmış. Bir takım tahrifler devreye girmiş, işte telbiye bozulmuş, değiştirilmiş, şirk karışmış. Safa ve Merve tepelerindeki koşturmaca da devam ediyor fakat Safa'ya bir put dikilmiş, Merve'ye bir put dikilmiş, işte Naile ve İsa putları. Şimdi İslam gelince tamam, Kabe'deki putlar, Kabe'nin içindeki resim, heykeller kaldırılmış, Safa'daki, Merve'deki, Mina'daki putlar kaldırılmış ama Müslümanların aklında cahiliye döneminde cahiliye insanı bu Safa ve Merve tepeleri arasında gider gelirlerdi ama çıkınca işte Naile putuna, çıkınca İsa putuna saygı duyarlardı. Şimdi biz bu sayı yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Bunun üzerine Cenab-ı Hak artık bu şair dediğimiz ilahi göstergeler aslına döndürülmüştür. Cahiliye döneminde oraların kirletilmiş olması zihninizde bir istifam sebebi olmasın. Artık oralar putlardan arındırıldı. Nasıl ki Kabe putlardan arındırıldı, siz Kabe'nin etrafında tavaf etmeye devam edeceksiniz ya da Kabe'ye kıble olarak yönelmeye devam edeceksiniz. Safa ve Merve tepesi arasında da artık sağ yapmanızda herhangi bir sakınca yok. Çünkü putlar yok. Siz artık Allah için o İbrahim'i peygamberin hatırasını, Hacer Ana'nın hatırasını yad etmek için sayı yapacaksınız şeklinde say ibadetini Rabbimiz devam ettiriyor. Tabii ayet-i kerimede nimete karşılık şükür ifadesi de çok dikkat çekici. Demin söylediğim gibi zemzem maddi bir nimet olduğu gibi Kabe ve tavaf da bir nimettir kullar için. Çünkü arınma ve yükselme vesilesidir bunlar. Say da bir nimettir. Yani sayda karnımız doymuyor, susuzluğumuz gitmiyor, cebimize bir şey girmiyor belki maddi olarak. Ama Allah'ın o buyruklarını da birer nimet olarak görme var yani burada. Ve bunun için Cenab-ı Hak şükredene Allah karşılığını fazla fazla verir. O zaman şükrü bir kere daha tanımlamamız gerekiyor. Şükür, nimeti fark etmektir bir. Şükür, nimetin asıl sahibi olarak Yüce Allah'ı bilmektir. İki, şükür, nimeti emanet olarak görmektir. Üç, şükür, nimeti Allah'ın emir ve ölçüleri doğrultusunda kullanmaktır. Dört, şükür,
dilin elhamdülillah diyerek Allah'a hamd etmesidir 5. Nimeti fark etmek, işte çoğumuz farkında değiliz. Ni'meten mabunun fihima kethiru minen nas olduğu gibi. Çoğu zaman insanlar içerisinde bulundukları nimetlerin farkında değildirler. İşte sağlık, hastalık gelince sağlık nimeti fark edilir. Halbuki sağlıklıyken o nimeti fark etmektir asıl olan. Ya da işte elden vakit çıkınca vaktin kıymeti anlaşılır. Ömür boşa geçince anlaşılır. Halbuki asıl o vakit elimizdeyken onun kadri kıymetini bilmek lazım. Aynı şekilde sadece maddi nimetler olarak görmemek lazım. O manevi nimetleri de bilmek lazım. Allah'ın kullarına en büyük nimeti nedir? لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اِذْ بَعْثَ ف۪يهِمْ Allah'ın peygamber göndermesi en büyük nimettir. Allah'ın kullarına en büyük nimeti Er-Rahman Allemel Kur'an'dır. Rahman'ın en büyük tecellisi, Kur'an'ın inişi. Bu manevi nimetler bunlar. Allah'ın kullarına en büyük nimeti Ela lehul halk vel emr. Yaratma ne kadar onun nimeti ise hükmetme, emretme, yönetme de o kadar onun nimetidir. Din, dini gönderme o kadar onun nimetidir. O dini nasıl yaşayacağımıza örnek üsve-i haseneler, peygamberler göndermesi de onun nimetidir. Bunları fark etmemiz gerekiyor. Karşılığını zaten Yüce Rabbimiz bol bol verecektir. Sağ ile ilgili tek bir hüküm üzerinde durur Sabuni. Birinci hüküm helis sa'yu beyne safa vel merve farzun ev tatavvun. Şimdi ve men tatavva ifadesi tatavvu nafile yaparsa anlamına gelir. Dolayısıyla o tatavvadan acaba farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, mubah mıdır tartışması yapılmış. Şöyle üç maddede özetlemiş çıkan hükümleri. Şafii, Maliki ve Ahmet bin Hanbel'den gelen bir rivayete göre say farzdır. Terk edenin hac ve umresi olmaz. Çok net söylüyorlar çünkü işte delillerini söyleyecekler. Şimdi genelde Sabuni'nin usulü de böyle, ahkam tefsirlerinin ve fukahanın usulü de böyle. Bir hükmü söylerken sandalyesine, koltuğuna dayanarak söylemiyor hiçbir imam, müçtehit. Ya dayandığı bir ayet vardır, ayetler vardır. Dayandığı sünnetten bir delili vardır. Akli bir delili vardır. Onları mümkün mertebe sıralıyor. İşte bu ayeti kerimeden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın sağ yapınız. Zira Allah muhakkak onu size farz kılmıştır şeklinde قَدْ فَرَزَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ifadesi sayın farz olduğunu çıkarmışlar. Veda haccında haccın nasıl yapılacağını benden alıp öğrenin. Huzu anni menasikeküm buyurması ve peygamberimizin de bu sayı hem umrede hem haçta yapması demek ki peygamber yapıyorsa bu haccın ya da umrenin bir rükünüdür şeklinde. Yine peygamberimizin Allah'ın başladığı yerden başlayın sayı buyurması. İnne safa vel merveti. Allah önce Safa'yı zikretmiş. Siz de Allah'ın başladığı yerden yani Safa'dan başlayın buyurması. Bu farzdır diyenlerin delilleri arasında sayılmış. Bizim imamımız Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri'ye göre say vaciptir, terki dem gerektirir. Yani kefaret olarak bir kurban kesme, haçta ceza olarak kesilen kurbanlara dem diyoruz. Bu ister hediye olsun, ister bedene olsun dem gerektirir. Ayetteki sakınca yoktur ifadesi sayın mubahlığını gösterir. Tamam diyor. Yani inna safa vel merve min şairillah femen haccel beyte ve'temera fela cunaha. Bir sakınca yoktur ifadesi sayın mubahlığını gösterebilir ama Hazreti Peygamber'in uygulaması onu vacip kılmıştır. Nitekim Müzdelife vakfesi de ayette yok. Ya da şeytan taşlama da ayette yok. Birisi öyle diyordu. Yani ben hacca gittim ama şeytan taşlamadan geldim. Çünkü Kur'an'da şeytan taşlama ile ilgili bir emir bulamadım. Koskoca adam bunu söylüyor. Şimdi dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
bir takım hükümleri vaz etme, teşri yetkisine de bir örnektir bu. Üçüncü görüş, İbn Abbas, Enes bin Malik ve Ahmet bin Hanbel'den gelen bir rivayete göre, Ahmet bin Hanbel'den gelen bir rivayet farz diyor, bir başka rivayet sünnet, tatavvu diyor. Şimdi nasıl olur da aynı imamdan ya da aynı bu sahabi olabilir, tabiin olabilir, aynı ilim adamından farklı iki görüş gelebilir? Bunu iki şekilde anlayabiliriz, anlatabiliriz. Ya bir dönemde onun farz olduğunu söylemiş, daha sonra farklı delillere ulaşınca onun sünnet olduğunu söylemiştir. Ya da gelen rivayetlerin birinde problem vardır. Yani biri sahih bir rivayettir, öteki arızalı bir rivayettir. Yani ravi onu, ismi karıştırmış olabilir, Allahu alem. Deniyor ki bu görüş sahipleri ayeti doğrudan zahiri olarak almışlar. Ayet sa'yin mubahlığına işaret eder. Yine Peygamberimizin El-Haccu Arafetün meşhur bir hadisi. Hac Arafat'tır buyuruyor. Mesela burada sa'yden bahsetmiyor şeklinde bu hadisi delil olarak kullanmışlar. Sabuni tercihini yine ikinci grup alimler den yana kullanır. Der ki benim tercihim burada isabetli olan görüş sa'yin hem haccın hem de umrenin vaciplerinden olması. Daha sonra hac bu say ayetinin söyledikleri, işaret ettikleri, irşad ettikleri hususları şu şekilde maddeler halinde sıralar. Bir kısmını söyledik ama okuyuverelim, tekrar olsun. Safa ve Merve Allah'ın şiarı, dinin göstergesidir. Ayet bunu söyler bize. Say, Hazreti İbrahim ailesini yad etme hareketidir ki bizim dikkat ederseniz 5 vakit kıldığımız namazlarda günde 15 kere Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyt ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. 15 kere Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Yani toplamda 30 kere iki peygamberi ailece anmamız çok anlamlı ve hikmetlidir. Namazda, huzurda, Allah'ın huzurunda Muhammed Aleyhisselam ve ailesi, İbrahim Aleyhisselam ve ailesi. Onun için hac ve umrede de bu var. Aslında işte hacca, umreye gidemeyen her kıbleye dönüşün de aslında Kabe ile akdini tazelemiş, yenilemiş oluyor. Yani bir anlamda hac ve umrenin ruhunu yaşamış oluyor. İşte namazın sonundaki salavat dualarında da biz bunu tekrar ediyoruz. Günde 30 kere bir insan iki aileyi anar da bu aileyle tanışmazsa bu aile efradının gücüne gider mi, gitmez mi? Bunu da düşünmemiz lazım. Onun için Muhammed Aleyhisselam ve ailesini tanımalıyız. İbrahim Aleyhisselam ve ailesini tanımalıyız. İbrahim'iyle, Sarası'yla, Hacer'iyle, İshak'ıyla, İsmail'iyle ve o kutlu silsileden gelen peygamberleri, güzel insanlarıyla. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak iki peygamberi özellikle üsve-i hasene olarak bize takdim eder. Cenab-ı Hak 124 bin peygamber göndermiş. 25'ini isimce sayar, kıssalarını anlatır. 25'in içinden 5'ini seçer, Ülül-Azim peygamber diye bir zoom yapar adeta. Onlara özellikle dikkatlerimizi çeker. Onlardan da ikisini seçer. لَقَدْ كَانَ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. İki peygamberi en güzel numune-i imtisal, üsve-i hasene olarak sunar. Birisi Hazreti İbrahim'dir, birisi de Hazreti Muhammed aleyhisselam'dır. İşte sayede İbrahim ailesini yad etme vardır. İbrahim'i hatırladık, İsmail'i hatırladık, Hacer'i hatırladık, onların oraya gelişine sebep olan Sara'yı hatırladık vesaire. Cahiliye müşriklerinin tevhid dininin göstergelerini put şaibesiyle karıştırması onlardan vazgeçmeyi gerektirmez. Kabe'yi putlarla doldurdular diye Kabe'den vazgeçecek değiliz. Ya da bizim bir takım şiarımız naehil ellere düştü, geçti diye onlardan vazgeçecek değiliz. Biz onlardan, o şaibelerden, kirlerden temizler ve onları yine bizim şiarımız olarak sahipleniriz. Say, hac ve umre ibadetinin vaciplerindendir. Farz dışında nafile hac ve umre yapma
imanı yenileme fırsatlarıdır ki bir sonraki dersimizde konuşacağız. Ve etimmül hacce vel umrate lillah ayetini esas alan bazı alimler umrenin de hac gibi ömürde bir kere farz olduğunu söylerler. Zaten ben hep şunu azane tavsiye ederim. Biz 8 maddeye göre hayatı yaşarız. Bu 8 maddeden 5'i her zaman yapılmaya değerdir. 3'ü de her zaman kaçılmaya değerdir. Onun için Müslüman farz olsun, vacip olsun, sünnet olsun, müstehap, mubah olsun. Bu 5 maddeyi yapılmaya değer görür. Ne kadar yapabilirse bunları yapmaya çalışır. Haram olsun, mekruh olsun, müfsid olsun, bu 3 maddeyi de terk edilmeye değer görür. Kaçabildiği kadar bunlardan da kaçar. Zaten farz, vacip, sünnet, müstehap, mubah bunlar birbirini tamamlayan ve bir alimin farz dediğini öteki alimin vacip, öteki alimin sünnet dediğini, bir alimin vacip dediğini öteki alimin mubah, müstehap dediğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu değerlendirmeler ya nasıl olsa sünnet, nasıl olsa müstehap, terk edilmeyi değil. Bunlar yapılmaya değer şeylerdir. Onun için farz namaz hesabı görülürken eksikler nafilelerle tamamlanacaktır. Bu diğer ameller, ibadetler için de böyledir. Herhalde zekat eksikliği de o nafile infaklarla tamamlanacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla farz dışında, zaten farz Allah'ın hakkıdır ama bunun dışında hac ve umre yapma imanı yenileme fırsatıdır. Hazreti Ayşe anamızın, işte Peygamberimizin hayatında bir sefer haccı var ama Efendimizin vefatından sonra 40'tan fazla hac yapması, kadın başına hac yapması aslında bu konunun önemini anlatmak için yeter, artar. Burada şu da yanlış. Ya işte hacca umreye gideceğine o parayı fakir fukaraya ver. Hiçbir ibadet bir diğer ibadete alternatif olarak gösterilemez, sunulamaz. Haccın yeri ayrıdır, kurbanın yeri ayrıdır, infakın yeri ayrıdır, zekatın yeri ayrıdır. O kişi imkan buluyorsa umresine de gitsin, infakını da bol bol yapsın, zekatını da versin. Aynı şey işte kurban mevsimi yaklaşıyor, orada da konuşulur. İşte kurban günlerinde herkes ete doyuyor, kurban keseceğine kurbanın bedelini infak ediversin, fakir fukaraya veriversin. O infak sevabı, sadaka, tasadduk sevabıdır. Ama ne sadaka kurbanın yerini tutar, ne kurban sadakanın yerini tutar. Her ibadetin ayrı bir coşkusu, ayrı bir kazanımı kazandıracağı şey vardır. Yüce Allah kendisine ibadet, kulluk yapan kullarına katmerli ödüller verecektir. İbadet ritüelleri İslam tarihiyle bağlantı kurar. Sa'de de Hazreti Hacer'i anma, onun gibi belli hedeflere doğru helalinden rızık arama, sonuca teslim olup razı olma vardır. 7 kere 2 tepe arasında gidip gelme, azim ve kararlılıkla hedeften sapmadan, rotadan çıkmadan koşturma demektir. Yüce Allah'ın emriyle bebeğiyle birlikte bir başına ekin, ot bitmeyen bir vadiye bırakılan bir annenin sabır timsali, örnek duruşunu biz sayede bir kere daha hatırlamış oluyoruz. Say bize ne söyler diye bir başlıkta şunları tekrarlayabiliriz. Bir kadının koşturmacası ibadetin bir parçası olmuş. Şartlar ne olursa olsun asla ümitsiz olmayacaksın der. Boş durmayacaksın, koşturacaksın der. Koştururken hedefi belirleyip sınırları da aşmayacaksın der. Beşikten mezara süresiz onun yolunda koşturmaya devam edeceksin der. Maddi ve manevi rızıklara senin istediğin tepede, istediğin yerde, istediğin zamanda, istediğin miktarda değil, onun istediği yerde, onun dilediği zamanda, onun dilediği şekilde, onun dilediği miktarda nail olacaksın. Şimdi Hacer ana oradan bir menbaan fışkırması için orada koşturmuyordu. Ama o işte belki kendi hayatını, çocuğun hayatını idame ettirecek bir miktar su için koşturuyordu. Ya da bir su emmaresi bulmak için koşturuyordu. Ama o teslimiyetin, o koşturmanın, o rızanın karşılığını Cenab-ı Hak öyle bir verdi ki o su bugün bir menba olarak kaynamaya devam ediyor. Adeta dünyayı sulamaya devam ediyor. Yani
Zemzem'in mahiyeti, keyfiyeti ile ilgili ansiklopedik kitap çalışmaları yapılmıştır. Yani dünyanın her mevsimde sertlik derecesi değiştiği halde en içilebilir, en içimli suyudur Zemzem. Kışın farklı, yazın farklı, baharda, güzde farklı olduğu halde her mevsimde en içilebilir, içimli bir su. Doldur doldur bitmiyor, kaynıyor, kaynıyor, bitmiyor. Buna da akıl, fikir yetmiyor. Burada noktalıyoruz inşallah. Dediğim gibi hac ve umre ayetleriyle ilgili bir sonraki dersimizde konuya devam edeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.